Ben hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber, işte blogger, artık ne diyorsanız onlardan almamaya çalıştım hep. Ne Zamanla keyif veriyor işte... size mesela? Yatmak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Karanlık bir şehir. Böyle kışı hele ne derler onu, sis mi iner. Hmm, hep puslu. böyle gri. Evet, böyle içini karartır insanın. Ama seviyorum ben Kütahya'yı ya. Annenizle mi daha düşkünsünüzdür, babanıza mı? Babama biraz daha düşkünüm. Bana şey diyorlar, ailen yaptığın işe kızmıyor mu? Hayır. Mesela şey de anlamıyorum, çok kolay para kazanıyorlar. E niye açmıyorsunuz o zaman YouTube kanalı? Açın. Bir de söylenen kadar para kazanmıyoruz bence. Çok mu seviyordunuz yemek yemeyi? Evet. Hala? Evet. Ya Güzel. ben mesela mide ameliyatından çıktım. Aç değilim. Canım istiyor bir şey yemeyi mesela mantı ama iki çatal yiyebiliyorsun. Ve o mantıyı yiyemediğim için böyle sinir krizi geçirdiğimi hatırlıyorum. Damla Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. İsminizin anlamı Damla ne demek? Aslında ismim Damla. E niye size Damla diyorlar? Sahne ismi diyebilirim. <laughs> Siz mi tercih ettiniz? Ya öylesine Twitter'da hani sürekli ismimi yanlış yazıyordum Damla diye. Sonra Damla kaldı. Sonra o zamanlar Beşiktaş'ın teknik direktörü vardı. Soyadı Biliç. Niye bilmiyorum adama çok hayrandım. Sonra soyadıma Biliç yaptım ama bu yani 2000 takipçim falan vardı. Sonra öyle kaldı. Peki gerçekten ne Damla? Damla Aktepe. Ha. Bambaşka. M Mahlas gibi yani. <gülüyor> Bambaşka. <gülüyor> <gülüyor> Sahne ismi. Aradım ben biliyor musunuz Damla ne diye? Yok öyle bir bir şey çıkmıyor. Ama çıkıyor. soyadım bile hep yanlış yazıyor internette söylememe rağmen. Akdemir mi? Öyle bir şey yazıyor. O Google bilgileri düzelmiyor evet. asla. Niye bilmiyorum ama asla düzelmiyor. Siz aslında güzellik uzmanı mısınız? Yok. Makyajla ilginiz? Seviyorum makyaj malzemelerini almayı, kurcalamayı, denemeyi seviyorum. Normalde ben psikoloji öğrencisiydim. Bıraktınız Bıraktım. mı? Bıraktım. <laughs> Niye? Çünkü bunu seviyorum. İlgimi çeken buydu yani. Ben okula başlarken de okulu bitiremeyeceğimin çok iyi farkında olarak başladım. Hani kimseye kötü örnek olmayayım ama kendimi biliyordum yani. Kaçıncı sınıfta bıraktınız? E, altıncı senemde bıraktım ama... Ama zaten... ikinci sınıftaydım evet, İki bile evet. <laughs> <2000 gülüyor> olmayabilirim. O kadar takip etmiyordum ki. Evet, çok kötü bir öğrenciydim. Zaten altı sene değil mi? Dörtlük okul bitirme süresi. Değil i̇ki mi? sene hazırlık okudum, sonra dört sene okudum. Ama ikinci sınıf mıydım? Yani birinci sınıf ikinci dönem miydim? Hala çok baştaydım yani. Hangi üniversitedeydin? Önce Yeditepe'deydim. 2012 girişliyim. Sonra orada bir dört sene okuduktan sonra B kent'e geçti. Yok dedim. Zorlama daha fazla ve bıraktım. Hiçbir zaman ilginiz olmadı mı yoksa hani parayı buldum, ahlakım bozuldu mu oldu? Yok lafta ilgim varmış. Onu anladım. Hani her böyle ne bileyim psikoloji okuyayım, psikolog olayım, insanları dinleyeyim, işte anlayayım. Ama laftaymış yani üniversiteye gelince çok da ilgimi çekmediğini fark ettim. İlk sene fark ettim <laughs> Zor da bir meslek, ha. Zor, çok zor. Yani bence psikoloji kesinlikle çok ilgisi olan insanların okuyabileceği ya da başarılı olabileceği bir meslek. Ben aile danışmanlığı eğitimi aldım. İşte aşağı yukarı aynı şeyleri okuyorsunuz ya davranışçı terapi bilmem ne benim ilgimi çekiyor mesela. Benim çok çekmiyor ya. Çekmiyor <laughs> yani. Küçükken mesela ne, ne olacaksın diye sorduklarında psikolog olacağım derdim. Hayır derdiniz. psikolog olacağım dermezdim. Çok garip. En büyük hayalim bir sürü tırım olsun ve ben o tırları ya yani bu böyle bir meslek var mı bilmiyorum bu arada. Tamamen <laughs> uydurmuş olabilirim. Tırlarımı şirketlere kiralayayım. Ha. Ben yani ben oturayım. <laughs> tırlarım iş yapsın. Aman bir de tır yani, bir, bir tanesi niye, dünya niye, para. <laughs> ha Niye bilmiyorum, böyle bir hayalim vardı. Nereden sonra mesela YouTube'a adım atmaya karar verdiniz? Ben hiçbir zaman ne YouTube izledim, ne YouTuberları bildim. Hiçbir alakam yoktu. Ben sadece bir Twitter kullanıcısıydım. Twitter'da boş boş tweetler atıyordum, eğleniyordum. Niye bilmiyorum insanlar gülüyordu falan. Böyle böyle derken 10 bin, 15 bin takipçim oldu. Sonra Arda ile tanıştım. Şimdi benim menajerliğimi yapıyor, o hep bu işin içindeydi. Dedi ki böyle bir YouTube kanalı açalım mı? Ben dedim ki açalım yani o kadar her şeye müsaitim ki nereye çekseniz oraya geleceğim açalım dedim. Şanslıymışım <laughs> tuttu. Ne yapalım dedik makyaj kanalı. E ne yapalım Arda dedi ki makyaj kanalı çok fazla var. Bir de konuş, muhabbet et, fikirlerini anlat. İşte kadın tiplemelerinden bahset falan deyince ortaya çok değişik hiç olmayan, yani Türkiye'de hiç olmayan bir makyaj kanalı çıktı. Öyle olunca insanlar bu kız ne yapıyor bu kız deli mi demeye başladılar. Öyle öyle izlenmelerim arttı. Mutlu musunuz? Mutluyum ya. Hani şey bundan 15 gün önce işte Google Türkiye'ye temsilci atamayınca YouTube kapanacak mı kapanmayacak mı deli mi oldu mu sizde de? Hayır olmadı. Mesela YouTube bazen erişim falan hani bir şey oluyor, bir hata oluyor, engel hiç olmuyor. Yani öyle bir gerilim olmuyor. Olmaz herhalde ya yapmasınlar öyle bir şey. <laughs> yok atadı Olmasın. temsilci. Ha sorun yok değil yok. mi? Tamam. Ha, hiç ilgilenmiyor musunuz böyle şeylerle? Yani biz bir ekip kurduk. Benim anlamadığım şeylerle onlar ilgileniyor. Onların anlamadığı makyaj düşünür ben ilgileniyorum. İlgilenmiyorum. YouTuber ...arasında, ya bu YouTuber kelimesi bana çok kötü geliyor niyeyse, bilmiyorum neden. Bir küçümseniyor evet. YouTuber kelimesi. bana da şimdi bu kanal iyi kötü tutunca bana da sürekli... ...sen YouTuber oldun diyorlar, bir geriliyorum, evet, YouTuber oldun. Evet, küçümseniyor, bilmiyorum. Kötü bir şey mi acaba YouTuber olmak? Bence değil. Bence de Aslında değil. Aslında yeni nesil yayıncılık bu. Değil mi? Son tahlilde. Yani evet yani, bence de kötü bir şey değil ki mesela siz şu an YouTube'a bir şeyler yapıyorsunuz. Evet, mutluyum daha ben burada. Ben de çok mutluyum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela televizyondan, reyting gerginliğinden dolayı nefret ediyordum. Her sabah kalkıp reyting bak çok zor, çok zor diyordum. Şimdi bir yarım saatte bir bakıyorum. Ne izlenmiş, yüzde kaç daha Görebiliyorsunuz yüksek. Görebiliyorsunuz her şeyi. Çok, daha gergin bir şey aslında. Kafaya takarsan çok gergin hmm, bir şey. Ben öbür tarafı bilmediğim için. Ben şimdi bile bakmıyorum bu arada. Hiç. Cık. Aa. Belki ben yeniyim diye. Yo, ben hiç bakmıyordum ama. Cidden hiç bakmıyorum. Yani ben oraya o videoyu koyuyorum. Sonra mesela ertesi gün bakıyorum sevilmişim, sevilmemişim. Yorumlara daha çok bakıyorum. Değil mi? Hani böyle bir nabız yoklarsınız ya sevildim, mi, sevilmedi mi diye. Ama mesela son videom ne kadar izlendi bilmem şu an. Ama ben hepsini bilirim. Ya. Hepsini. Öyle olmak mı daha iyi, böyle olmak mı bilmiyorum. Ben de emin değilim. emin değilim. Yani benim gibi olunca biraz işkolik oluyorsunuz bence. Bende o yok işte. O yüzden benim gibisi için bu daha iyi. Ya ben hepsine hakimim. Şimdi atıyorum, siz bana geçen Şubat ayında yayınlanan videonun rakamını pat diye söylerim. Çünkü demin bakmışımdır. Ben Hep... ne çektiğimi bile hatırlamam. Aa. Hı mm -mm. Hangi videoda ne konuştuğumu bilebilirim ben. İçeriğini. Bende de o hiç yok işte. Başıma ne geldiyse bu yüzden. <laughs> Bende hiç yok. Ben öyle günlük gibi benim için orası. Hatta bugün onu konuştum arkadaşımla. Ne garip dedim. İleride mesela atıyorum çocuğum olsa hani eskiden ya eskiden dedim şimdi anne babalarımız kasetleri takıp izletiyor ya ben YouTube kanalımı açıp izletebilirim. Evet. Her şeyim var. Doğum günüm var, yılbaşı işte planlarım var, muhabbetim var. Her şeyim var orada. Güzel aslında. Bir yandan güzel ama istediğin zaman da silebilirsiniz. E, tabii ya da istediğim şey zaten yayınlamam ki. Her şey bana kalmış. Size de başka dijital platformlardan teklif geldi mi? Geldi mi? <gülüyor> Gelmiş. <gülüyor> Geldim mi? Gitmedi mi zaman? Gitmedim. YouTube'da iyiyim ben ya. Tabii ki güzel bir şey olursa niye olmasın? O kapıyı da kapatmak istemem ama... ...şu an gelenlere göre benim yerim gayet iyi bence. Mutlu Mutluyum. Bu YouTuber'lar birbiriyle hep bir arkadaş mı Danla Hanım? Değil. Ama sizin çevrenizde mesela hep youtuber görüyorum ben. Benim. Evet. Benim çevremde en az youtuber o, ya yani en az youtuber arkadaş olan benimdir. Öyle mi? Ben de hiç yokum. <laughs> Sıfır youtuber. en hakkı. güzeli bu arada bence. Ha? <laughs> en güzeli hiç olmaması. Ama oluyor bir yerde. Ama benim yaşım büyük tabii size göre. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> yani, Estağfurullah. E, büyük canım. Büyük. Yani. Ama ben yok yani çok görüşme taraftarı hiçbir zaman olmadım. O Survivor'a giden Cemal Bey, YouTuber mı mesela? Yok, YouTuber değil. Yani şöyle YouTube kanalı var, video çekiyor ama o zaten Survivor'a gitmeden önce çekmişti ilk videosunu falan. E Siz hep ben onun yanında falan gördüm de bir dönem, o yüzden. Biz sardım. onunla bayağı ülke ülke benim YouTube kanalım için, ya yani ben atıyorum Tokyo'ya gidecektim, Can'a söyledim. Can benimle geldi, işte birlikte gezdik falan, öyleydi. Yani Can benim üniversite ilk sınıftan arkadaşım. Hiç alakamız yok yani bizim arkadaşımız. Psikolojiden arkadaşınız. Yok hazırlıktan. <laughs> o da kalmıştı. İngilizce bölümünden. Aynen. O bitirebildi mi bari? O bitirmeye çalışıyor. <laughs> Öyle diyelim. Geçen dün okudum galiba Enes'le mi kapı e, bir gerilmişsiniz bir şeyler olmuş. Ya yok gerilmiyoruz ya. gerilmiyor. O bana arada bir laf atıyor, on tane laf atıyor. Birine canım sıkılıyor, cevap veriyorum o kadar. Yani Enes'te ben gerilemem. Niye? Hayır, arkadaşınız mı? Yok değil. Yani gerilemem ben Enes. <laughs> gerilemem yani. Anladım ne dediğinizi gerilemem. galiba. Gerilemem. Çok tatlı, minnoş bir çocuk, bir arkadaşımız o da yani. Niye gerileyim ki? <laughs> Böyle rekabet var değil mi YouTube'da? Kişiye göre değişiyor ya. Kimisi mesela bana sorarsanız çok yalan bir cevap ama bence çok doğru. Ben hani benim yaptığımı yapan kimse olmadığı için şu anlamda söylüyorum. Ah çok matah bir şey yaptığım için diye mesela kadınları yorumlayan ya da kendi hikayelerini anlatan, başına gelenleri anlatan bir makyaj kanalı yok. O yüzden benim kendimi kıyaslayabileceğim biri yok. Ama biri kendini benimle kıyaslıyor mudur? İlla Yapıyordur yani. Şimdi ben mesela atıyorum Enes'ten örnek verdik. Niye Enes'le kendimi kıyaslayayım ki? Ben aynı işi yapmıyorum onunla. Bir şey söyleyeyim mi? Ben YouTube'a ilk başladığımda siz kaç izleniyorsunuz diye bakmıştım ben. Kaç izleniyordum? 10 milyonlar falan vardı yani. Var, 10 milyonluk videom var. Var da. Hani şeye baktım. Ya kaç olursa bu normal sayılıyor filana <laughs> baktım. <gülüyor> Şu an mutlu musunuz? E işte bizim de Şubat'tan beri 7,5 milyon izlenen videomuz var mesela. Benim de bazı son milyon izleniyor, bazısı bir milyon izleniyor. O değişken bir şey baya. Anneniz babanızla beraber mi yaşıyorsunuz? Annemle babam Kütahya'dalar. Aa, siz aslında Kütahyalısınız. Ben Kütahyalıyım. Ben Kütahya'da doğdum, büyüdüm. Sonra işte üniversite için 2012'de geldim. Bir daha da dönmedim. Ne iş yapar babanız? Babam asker. Babam emekli asker daha doğrusu. Kütahya'ya tayin olunca orada mı kaldınız? Yok ben zaten Kütahya'da doğmuş muymuşum. Annem de Kütahya'da hep yaşamış. Babam e, işte gel git yapıyormuş şehir şehir geziyormuş tayini çıktıkça. Biz hiçbir zaman gitmemişiz babamla birlikte. Sonra babam yanlış hatırlamıyorsam yalan olmasın ben... İki ya da üçüncü sınıfta mı artık? O zaman erken emeklilikle emekli oluyor. Ben çok fazla tribe girince <laughs> kıyamamış bana. Hani babam nerede? Burada ama bir geliyor bir gidiyor falan olunca. Onun dolası olası varmış şimdi. Bahaneyi benim üstüme yıkmasın emekli olmuş. Tek çocuk musun? Tek çocuğum. Aa, zor mu tek çocuk olmak? Şu an için değil ama bence ileride zor olacak. Anne babayı artık bir noktadan, hani tabii Allah uzun ömür versin ama... Hani sırayla gidersek eğer, bir noktada zor olacak. O zaman diyebilirim hani bir kardeşim ya da bir ablam abim olsun diyebilirim bence. Siz de bir dönem Twitter'da ve sosyal medyada çok linç yiyenlerdensiniz. Hala. <laughs> Şimdi çok görmüyorum ya. E tabii, bir tık azaldı artık. Mesela üzülüyor musunuz yoksa... Yok ya ben artık şerbetlendim durumu mu vardı? E şu bana. an kesin öyleyim. Ya. Kesin şerbetlendim. <laughs> şu an hiçbir şey. Ne hani fiziğime gelen yorum, ne söylediğim bir söz, ne arkadaş ilişkilerim. Hiçbir şeyden etkilenmem. Çok eminim bundan. Ama üzüldüğüm tabii ki oldu. Oldu yani. Etkileniyor değil mi insan? Etkileniyor. Mesela o zaman etkilenmediğimi düşünüyordum ben. Hiç böyle mesela ben çok kilo aldığım bir dönemde insanlar bana sen kilolusun dediği zaman kiloluyum ama çok güzelim diye kendimi savunuyordum etkilenmedim ama geriye dönüp baktığımda bayağı etkilendiğimi görüyorum. Mesela insanlar bana saldırdıkça ben daha da çok saldırganlaşmışım. Onu hmm. fark ettim. Ama o bir savunma mekanizması bir yandan da. Evet ama o artarak çoğalıyordu yani. Ben hakarete uğradıkça ben isimsiz hakaret ediyorum. Bana hakaret edildikçe ben daha çok hakaret ediyorum. Şey gibi gösteriyorum kendimi, bakın ben çok güçlü bir kızım. Hiçbir şeyden etkilenmiyorum ama kamerayı kapattığında iş öyle olmuyor. Ağlıyorsunuz. Çok ağlamadım. Ağlamışlığım var illaki ama çok ağlamadım yani. Zor. Hele bir insanın başına ilk defa geldiğinde çok zor bence. Evet. Evet bayağı zor. İlk böyle çok büyük lincimi Eskişehir'de bir üniversiteye söyleşiye gitmiştik biz. Hani ben o zamana kadar hep kamera karşısında oturan ve hani belden üstü görünen bir YouTuber bir kızdım. Tabii ki kilo aldım. İnsanlar kilo aldın yorumları yaptı vesaire ama sonra söyleşide bir kız ben hani apar topar arabaya bindim bir de o zaman hani beni bir görseniz hani dünya starıyım sanki Eskişehir'de falan yani anlamıyorum hani bakıyorum etrafına bir kız da fotoğraf çekinememiş benimle beni çekmiş ve Twitter'a atmış boydan bir fotoğraf ve şey yazmış hani seninle fotoğraf çekinemedim seni çok seviyorum falan çok güzel bir şey yazmış. Şimdi fotoğraf çok kötü ama yazılan o kadar güzel ki kıza bunu kaldır diyemedim. Kıyamadım yani. Kız çünkü çok güzel bir şey almış. Keşke deseydim. İki gün boyunca yemediğim hakaret, yemediğim laf kalmadı. Çok kötü olduğumu hatırlıyorum. Yani çok aşırı moralim bozuldu. Ama gittim ne yaptım mesela? Kendimi çok güçlü göstermek için patates yerken fotoğraf attım. Hani tamam okeyim ben diye. Sonra daha çok kilo aldım ama. <gülüyor> <gülüyor> İçime hatta da daha çok kilo aldım. Şimdi iyisiniz ama. İyiyim. <laughs> Mide ameliyatı oldu. <laughs> Öyle mi? Evet iyiyim ya. Şu an ama diyorum yani o kadar kötü laf artık çok fazla gördüm ki... ...şu an yani istediklerini söyleyebilirler. Bu bir çok garip bir döngü. Ben Popstar'da jüriyesiyken işte insanları eleştiriyorum diye... ...bana dünyanın hakaretini ediyorlardı. Şimdi gelip videoların altına... O, o videolarda konuk olan insanlar için öyle cümleler kuruyorlar ki... ...mesela ben hayatım boyunca, hiçbir yarışma önce öyle bir cümle kurmadım. Kurmam da. Çünkü evet. eleştiriyle hakaret arasında çok büyük fark var. Ama ben zaten çok mesela kendim için söylemiyorum. Herkese, sizin, işte başkasının vesaire. Eleştiri yok zaten. Yorum olarak hani, hep hakaret. Ya da eleştiri yaparken bir anda gaza gelip hakarete çeviriyor onu. Kendini tutamıyor. En komiği mesela şey oldu, size de oluyordur. Ee, sizi eleştirdiğini zannederken ya da sizi hakaret etmek suçlarken size daha bekle Aynısını, hakaret ediyor. Evet daha fazlasını <laughs> yapıyor. Mesela atıyorum kilo ile ilgili ben bir şaka yapmışım. Mesela ben kilo çok kilo şakası yapardım. Çünkü kilo şakasını kilolu insanlar yapabilir. Ben bilemezdim 30 kilo vereceğimi bir şekilde. O yüzden ben sürekli böyle kendime şişko, şişman bu tarz hani şirin gözükmek için aslında içimde hoşuma gitmeyen şakalar yapıyordum. Şimdi mesela bunu önüme getiriyor benim. Sen kiloları hakaret edin. Hayır. Hani kilolu biri kilo şakası yapmış. O zaman batmıyordu bu. Şimdi mesela bana daha beterini yapıyor. Şimdi bana diyor ki sen fiziksel şey yapıyorsun, insanları ayrım yapıyorsun diyor. Sonra bana geliyor mesela estetiksiz fotoğrafımı aşağıya atıyor, demediğini bırakmıyor. Şuna benzemişsin, burama benziyorsun. E tam aynısını yapıyorsun, eşitsiz o zaman. <laughs> ben bunu yapmışım, sen daha beterini yaptın yani. Nasıl geçiriyorsunuz bir günü? Şu anladığım kadarıyla iş hayatınızın çok büyük ayrıntılarından bir tanesi, ana noktasında değil. Yani şöyle, mesela atıyorum haftada iki günüm çok yoğun oluyor. Ama diğer günler gayet rahat evimde oturup işte televizyon izliyorum. Yani ne denir ona? Bomboş yatıyorum yani kısacası. <laughs> Bazen ama mesela haftanın beş günü çok yoğun oluyor. Sonra iki günüm çok rahat oluyor. Yani YouTube işinde, internet işinde belli olmadığı için hani sabah dokuz, akşam beş gibi bir şey yok. Hani onun belli bir Ne zamanımız... keyif veriyor size mesela? <gülüyor> Yatmak. <gülüyor> Gerçekten. Yatmak yani. Evimde yatayım kedilerimle. O kadar. Öyle spor mu spor? E Spora falan da böyle. bir dönem mesela çok sarıyorum. İnanılmaz iki ay gidiyorum, böyle çok büyük bir değişim görüyorum. O değişim görünce hop, tekrar salıyorum falan. Onlar çok dönemsel şeyler <laughs> benim için. Hani spor böyle hayatımın rutini olamıyor yani. Siz Z kuşağı mısınız? Ne kuşağı oluyorum ben? Z kuşağı mıyım? Evet. Hı. Biz Onu. böyleyiz biraz evet. değil mi? Z kuşağı biraz öyle. Neyse öyle. Ama şimdi alfalar geliyor, alfalar z'lerden de kötü. Daha mı beter? <gülüyor> <gülüyor> ya onların dikkat sorunu var. Dikkat toplayamıyorlar. Mesela atıyorum... Hiperaktif gibiler. Evet, sadece mesela YouTube seyredemiyor. YouTube seyrederken arkadan müzik dinleyip önde de televizyondan dizi seyredebiliriz. Benim mesela. imkanı yok mesela, onu yapabilmemin. Sizin de mi şey... Sizin odaklanmanız lazım. Evet. Hayır, mesela yani aynı anda iki şeyi yapamam. İşte ya odaklanmanız tamam yani. lazım. Evet. Arkadaşlarınızla sanki çok geriliyor musunuz gibi bir hava var sizde. İşte mesela bir dönem birisiyle arkadaş oluyorsunuz, sonra onunla küsüyorsunuz, sonra başka biriyle arkadaş oluyorsunuz, sonra onunla küsüyorsunuz. Niye öyle? O da mı zevk zev kuşağı etkisi? O da ben değilim. Benim hep bir yanımda 3-4 tane arkadaşım vardır. Bugüne kadar hiç küsmedim. Yani küstüm mü diye düşünüyorum. Cık, küsmedim. Yani ne bileyim Can'la falan öyle şeyler oldu mu? Ha ben böyle asıl hani bizim arkadaş grubundan. E tabii ki o illaki oluyor yani. Ama o da mesela bir isimdir, iki isimdir, üçü geçmez. Çünkü ben hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber, işte blogger artık ne diyorsanız onlardan almamaya çalıştım hep. Çünkü ne olursa olsun yani onlarla orada yani YouTube aracılığıyla tanıştığım birini çok hayatıma sokmamaya çalıştım. Bir kişidir, iki kişidir. O da arada öyle nazarlık olmuştu yani. <laughs> Benim için rahat. <laughs> Değil mi? Kütahya ile ilgili en hatırladığınız en güzel şey ne? Orası çok garip bir yer. Gittiniz mi? Antalya'ya giderken Değil. eskiden geçilirdi. Bir e, bir bayramdı böyle çok uzun bir bayramdı. Ben de galiba yeni avukattım. Eee arabayla Antalya'ya giderken Kütahya'da şoförün arkadaşımızın çok uykusu geldi. Bir otelde kaldık. Parkın hemen yanındaki. Öyle garip bir şehir oteliydi ki uyuyamadım ben. E çıkıp bütün gece parkta beklemiştim sabah olmasını. Neden? E çünkü başka yer yok. Muhtemiş. Böyle pis bir oteldi falan tedirgin oldum. Otelin yanında bayır var mı? Evet, huzursuz tamam. oldum. <laughs> Bildim oteli. Huz... Çok haklısınız falan diyor. Huzursuz. <laughs> Çok huzursuz oldum ve sabaha kadar e, Kütahya'da bir parkta güneşin doğmasını bekledim. Kütahya bekliyorum. böyle şey, karanlık bir şehir. Böyle kışı hele ne derler onu sis mi iner? Hmm. Hep böyle gri, evet böyle içini karartır insanın. Ama Seviyorum ben Kütahya'yı ya. Yani tabii ki bu geri döneceğim anlamına gelmiyor. Ama hani gittiğimde bir de kısa süreli gittiğim için artık. Seviyorum yani. Keyifli vakit geçiriyorum. Çok güzel arka Hala görüşüyorum oradaki arkadaşlarımla. Zaten orada da herkes birbirini tanıdığı için. Tabii şimdi üniversite falan var. Aşırı kalabalık. Ama biz ortaokulda falanken bu kadar kalabalık değildi. Herkes birbirini tanırdı. da. O küçük şeylerde en güzeli bence bu zaten. Herkes birbirini biliyor. Ben de küçük bir yerde büyüdüm. Nerede? Heleke'de. İşte küçük şey ne bileyim. Hem güzel. Şu an ama yaşayabilir misin diye sorsanız asla. Ben yaşarım. Ben yaşayamam. E siz, siz e, idmanlı olduğunuz için hemen alışırsınız. Hmm. Küçük bir yerde yaşamaya. Yani. de. Çünkü sizde de şey duygusu vardır. Böyle yapmayayım ne derler. Buraya gitmeyeyim ne derler. Mesela Kütahya o konuda da çok garip bir yer. Ya çok açık görüşlü ya da çok kapalı görüşlü. Ortası hiç yok. Mesela benim aile normalde Kütahyalı bir aile dediğiniz zaman insanlar bir tık hani daha muhafazakar hani bana şey diyorlar ailen yaptığın işe kızmıyor mu? Hayır. Tamamen destekçim ve aşırı açık görüşlü bir ailenin kızıyım ben. Benim çoğu arkadaşımın ailesi de öyle. Ama bir yandan da tamamen alakasız, tamamen kapalı görüşlü. Yani ortası yok bence Kütahya'da. Varsa da hani ben gittikten sonra vardır yani ben görmedim. Afyon'a falan çok yakın ya, Kütahya. Evet, ya. Eskişehir, Afyon bunlara çok yakın. Ama bir yandan da e, öyle yaşamak da keyifli geliyor bana mesela. Mesela Eskişehir çok dediğim mesela A tarafı, Afyon B tarafı. Kızmasınlar ama hep öyle derler. <laughs> Kütahya tam ortasında ikisinin karışımı gibi geliyor bana. Tatlı bir yer. Bir şeye gitmiştik. Ee, Kütahya Seramik Fabrikası olabilir evet, mi? Evet, Kütahya Seramik, Güral Evet. Bunlar... Mesela çok güzel şeyler gördüm hatırlıyorum. Giden mutlaka uğrar zaten oralara. <laughs> Tabii. Aynen. Her şeyin bir olmazsa olmazı Tabii. var. Mutlaka yani tabak, çanak, porselen oraya bir uğrarlar. Annenizle mi daha düşkünsünüzdür, babanızla mı? Yoksa her kız çocuğu babasına düşkündür ama. Ha. Ay izleyecekler. Şimdi. <laughs> Galiba... Bilmiyorum ya cevaplayamam bunu. Babama biraz daha düşkünüm. O her kız ee, ama onun sebebi şey değil yani böyle her kız çocuğunun babaya düşkün olduğundan değil babamın bir tık daha böyle ailesiyle alakalı hani kayıplarından vesaire dolayı daha böyle bir ona hani yanlış bir cümle kurmak da istemiyorum ve kimsesi kalmamış gibi Hı. hani babam modundayım. Annemler maşallah hala herkese çok kalabalık bıcır bıcır bir aile o yüzden hani babama biraz daha duygusalım ama tabii ki Ayrım tabii ki yapamam yani, Bir de babanız sizden uzakta olduğu için hep bir baba özlemiyle büyümüşsünüz son tahliyede. Evet, tahlilde. o da olabilir bilinçaltında belki. Sürekli babam gidiyor, gitmesin, nerede falan olduğu için o da olabilir. Lisede, ortaokulda da derslere ilginiz az mıydı? Ben lisede Güzel Sanatlar okudum. Müzik bölümünde okudum. Piyano ve yan flüt çalıyordum evet. Ee, orada zaten yani Güzel Sanatlar Lisesi... Bilenler bilir, yani biraz daha diğer liselere göre çok rahat bir liseydi. Eğlenceliydi yani sürekli şarkılar söyleniyor, işte matematik dersi vardı. Yapılmazdı, biz gider piyano çalardık hep birlikte, şarkı söylerdik. O yüzden lisem de benim çok keyifli geçti. Ama sonra yine anlamadığım bir şekilde üniversitede müzik okumamayı tercih ettim. Yani çok seviyordum ama yok dedim, ben yani müzik bana bu kadar yeterli dört sene, ben başka bir şey okuyacağım Kesinlikle dedim. güzel midir? Değil. <gülüyor> 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 Değil. Ama... İstesem olabilir ama sanki, hani böyle bir eğitim falan alsam belki olur. Ama şimdi e, piyano çaldığınızı göre müzik kulağınız var demektir zaten. Evet ama zaten. ben ses tonumu beğenmem mesela. Hani kulağım ne kadar iyi olursa olsun, ses tonumu beğenmiyorum. Hani çok müthiş de şarkı söylesem, ses bu. <laughs> Yapacak bir şey yok ona. Yok yani. Ses ameliyatı henüz Aynen. olmuyor. <laughs> İster miydiniz söyleyebilmek? Kim istemez ki? Siz istemez miydiniz? Emin değilim ya. Ya hani mesela meslek olarak şarkı söylemek belki istemeyebilirdim ama şarkı söyleyebilmek ha, artı bir keyf, özellik. Evet, evet. keyif için isterdim. Ha, işte ben de isterdim ama. Mesela benim de çok iyi kulağım var. Çok iyi. Hani ritim kaçırma, her şeyi duyarım. İşte detonayı duyarım, sürtonayı duyarım ama söyleyemem. O da ilginç. Yani benim de sesim yok. Olmayınca olmuyor demek Yok. ki. Yok. <laughs> Vermeyince Mahmut neylesin Mahmut mu derler. <laughs> bir şey derler. Öyle bir şey derler. Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz? Dört sene bitti. Siz ilklerdensiniz değil mi tamam Aslında çok ilklerden değil tabii. Aslında öyle... Ay ne kadar saçma cümle <laughs> Şöyle mesela 7-8-9 senedir bu işi yapan youtuberlar da var. Benim şu an 5. senem başlamış bulunmakta. Ama ben hep ilkmiş gibi mesela çok soruyorlar bunu. Çünkü bir anda çıktığı için hani benim ilk girdiğim zamanlar bu kadar YouTuber yoktu. O yüzden beni ilkmiş gibi. Aslında değil. Daha öncesi de var yani. 10 senedir yapan var mıdır? 10 olmasa da 7-8 senedir yapan var. Ama bu, bu iş galiba Türkiye'de sizin ve Enes'in çok paralar kazandığınız haberlerinden sonra da çok moda oldu bence. O yüzden de siz ilk olarak algılanıyorsunuz? Mesela şey de anlamıyorum. Çok kolay para kazanıyorlar. E niye açmıyorsunuz o zaman YouTube Açın. Bir de söylenen kadar para kazanmıyoruz bence. Ben de bazen kendi hakkında bir haber okuyorum. Vav diyorum <laughs> çok havalısından. <da."> <gülüyor> <gülüyor> Ama öyle bir şey yok. Uyduruk. E tabii ki yani. Mesela arabamı değiştiriyorum haber oluyor. Arabanın bir fiyatına bir bakıyorum. Diyorum ki vav wow, <laughs> tamam çok havalısın yani. <laughs> Kim verdi bu parayı? E, kim verdi? Benim haberim yok. Biri tamamlamış demek istiyorum <laughs> <ben>. yani. <laughs> bu kadar haber olmak filan... E, da büyümüş bir insan için biraz da yabancı ve sürprizli bir şey değil mi? Alışması zaman alan bir şey. E tabii ki yani. Değişik bir şey sonuçta. Bir de mesela bazen insanların şey huyları olur ya... ...huy diyorum, hayalleri. İstanbul'a gideceğim, ünlü olacağım, oyuncu olacağım. Şimdi ben hiçbir zaman öyle bir şeyle gelmedim. Hiç öyle bir hayalim yoktu bir anda böyle bir şey oldu ama ben çok iyi idare ettiğimi düşünüyorum bu konuda. Mütevazi olmuş canım. Yani çok da mütevaziyimdir ya normalde. <laughs> Şeyim yani çok iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Etmiyor muyum acaba? Zor gelmiyor mu? Bazen. Hiç bir haber yok ki ya. Buna. Zaman zaman. Ya ne bileyim bazen şey bir insanın canını sıkar. İşte atıyorum bir milyonluk araba aldı. E almadım abi. Evet. Ama yani niye oturup buna üzüleyim ki? Hani yaptığım kötü bir şey haber olsa evet ya da sakladığım bir şey olsa evet. Ama yani yazmış oraya atıyorum bir milyonu araba aldı. Yani niye buna üzüleyim ki ben? Olur. Ben şeyi öğrendim artık. Bunu bana Arda hep ilk günden beri söyler. Şimdi çok büyük bir kitleye hitap ediyorsunuz ya. E bir o kadar da tabii ki seni sevmeyen olmak zorunda. Niye şimdi sevip seni bu işe yapmaya teşvik eden onlarca yorum varken niye diğerlerine takılı kalıyoruz biz? İşte kimse bana oturup da karşıma hakkında neler yazıyorlar güzel diye sormuyor. Herkes kötü yorumları soruyor. Çünkü onlara takılı kalıyoruz. Niye? Onlara haksızlık etmiyor muyuz o zaman? Bana geliyor oraya ne kadar güzel olduğumu yazıyor. Bana ne kadar güvendiğini yazıyor. Ben onu böyle geçiyorum. Hakaret edene takılı kalıyorum. E ona haksızlık. Doğru. Değil mi? Güzel Bunu bir öğrendim. bakış açısı. Vallahi güzel bir bakış açısı. Ben de böyle düşünüyorum. Hoş ben şey. Hiç Takılı kalmıyorum, alıştım herhalde. Ben de şerbetlendim. Ama sizin artık yani profesyonellik. <laughs> yani. Ünlülükten emekliliğiniz geldi diyoruz. Siz de takarsanız bu profesyonelde biz ne yapalım? Ya olur mu ben profes? Bence bu işte profesyonel diye bir şey yok biliyor musunuz? Şöyle yok. Ya hiçbir zaman e, ben bu işin profesyoneliyim artık duygularımı bir kenara bıraktım olmuyor bence. Olursa bence başarı bitiyor. Hmm. Çünkü otomatiğe bağlıyorsunuz evet. o zaman. Ben öyle olmuş gibi imaj yaratıyorum ama kamera arkasında aynı şekilde düşünüyor olabilirim. Hani kamera önünde çok iyi olduğumu iddia ediyorum. <laughs> en iyi benim falan ama kamera arkasında evet, biraz mütevazi olmak gerekiyor. Yani o duygular yok olunca bence şey... Evet. Doğru tehlikeli bir yer orası için. bence. İnşallah gitmem öyle bir noktaya. O tamamen sizin olan bir şey. Yok yok gitme. Ben gidebilirim artık sıkıldım. <laughs> Benim için çok mümkün. Yani. Ama daha değil galiba. Hiç böyle bırakayım, bırakacağım öyle duygularınız var mı? Yok ya. Ama hep söylüyorum hani bu da çok klişe bir cevaptır ya. Sıkılınca bırakırım falan. Keşke sıkılınca bırakmasam var. İnşallah çok sıkılırım ama yine de bırakmam ama sıkılınca bırakırım. Kendim biliyorum çünkü ben kendimi garantiye almışsam ki eğer hani maddi manevi bir şekilde bırakırım. Ama şu ana kadar hiç öyle ciddi anlamda bırakmayı hiç düşünmedim. Zaten niye bırakasınız ki? Başarı var. O kadar çok var ki iki yorum okuyup Instagram'a küsen, işte iki ay YouTube'a video çekmeyen. Bende hiç olmadı ki en ağırlarını ben kesinlikle benim yaşadığımı düşünüyorum. Hakaret açısından yani. Enes de fena değil hakaret konusunda. Çocuğu, ya ben onu kaç kere e, ekşi sözlükle linç edildiğini gördüm. Yani Enes şöyle, ben bence iki senedir falan bunları yaşıyor. İki senedir daha magazinsel. Evet. Ben çıktığım ikinci aydan bu. Yani linçleri yemeye başladım. Ne o kadar yüzden... oldu? Üç yıl, dört yıl? Beşinci sene, işte dört sene bitti. Heh. Beşe giriyoruz. Tamam artık şerbet tamam olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu sürede en üzüldüğünüz an neydi? Bir konuda çok yanlış anlaşılmıştım. Ee, Amerika'da çektiğim bir vlogda çok yanlış anlaşıldım. Yani pardon vlogda değil. Arkadaşım bir story çekti. Ben de arkamda duran kadını birine benzettim. Cardi B'ye benzettim yani. O da biraz kilolu bir kadın. Sırf hani kilolu diye. Halbuki sadece yüzünü benzetiyorum kadın. Ve gülüyoruz hani ne kadar benziyor falan diye çok saçma ama bakın dört gün boyunca Twitter'da sadece hakaret okudum hakkında. Sen insanları kilosuyla yargılıyorsun, kilo kelimesi ağzından çıkmadı. Ve ben çok garip bir şekilde, çok dolduğum için mi artık bilmiyorum, buna kafayı taktım. Taktım yani. Çünkü olmayan bir şey yapıldığında ben üzülüyorum. Bana gelip sen kilolusun dediğinde üzülmüyorum. Çünkü aynaya baktığımda evet kiloluyum. Ama yapmadığım bir şey yapmışım gibi algı yaratılınca ben buna tahammül edemiyorum. Yoksa istedikleri eleştiri yapabilirler. Sevmek zorunda hiç değiller. Hiç değiller. Hakaret, hani şey vardır ya hakaret edemezsin. Ediyorlar. Ben onu da kabullendim. Saygılı olmak zorundasın. O kimse olmuyor. Onu açtım artık ben. Ama yapmadığım bir şeyin üstüne böyle büyük bir hakaret... ...hani şey derler, linç kampanyası olunca... ...mesela en çok o zaman üzülmüştüm. Çünkü yapmadım böyle bir şey. Ve, ve amacım da o değildi. Hiç değildi yani. Hani story'yi ben bile atmadım. Arkadaşım attı. Ne kadar oldu mide ameliyatı olalı? İki sene oldu. Ha Eski. Evet. Bu yaz değil, ondan önceki yaz galiba oldu. Gene... Bir sene olmuş oluyor o zaman. İki. Gene e, ilk baştaki yeme performansına geri döndünüz <laughs> mü? Size söyleyeyim mi? Galiba döndüm. <laughs> döndüm çünkü altı kilo aldım. Bu bir, ameliyatın en tehlikeli yanı o. Evet. Maalesef ki karantinada 6 kilo aldım. Mide genişleyen bir şey olduğu için. Ya baktırdım onu aslında çok da genişlememiş diyor doktorum ama benim yani performansım ilk zamanlara göre of yani şu an. Çok mu seviyordunuz yemek yemeyi? Evet. Hala? Evet. Ne seviyorsunuz? Ya ben o? mesela mide ameliyatından çıktım. Şeye ağlıyordum mesela aç değilim. Canım istiyor bir şey yemeye mesela mantı ama iki çatallayabiliyorsun. Ve o mantı yiyemediğim için böyle sinir kriz geçirdiğimi hatırlıyorum. Nasıl yiyemem yani? <laughs> Bizi nasıl ayırdınız falan <laughs> modundaydım. Ve bana doktorum dedi ki işte iştahın kesilecek. Sonra böyle yaptı. işte bitti ameliyat. 10. gün kontrolündeyim. Ben bu kadar iştahlı bir hasta görmedim dedi. İştahım asla kesilmedi. <laughs> Ama çok güzel kilo verdim. Orası ayrı. Kaç kilo verdin? O yanlış olmasın da 35'e yakın kilo verdim ben tabii. 90 ben arttırdım. sizin hiç şişman aynısı hatırlamıyorum. Ay ne güzel keşke kimse hatırlamasa. Ama <laughs> kimse unutmuyor. Hiç hatırlamıyorum. Tabii aldım. Ama çok yani ben bir senem çok kiloluydu benim. Kilo aldım bir sene sonra hop ameliyat oldum. Çok hızlı kilo aldım çünkü. Otur otur vlog çekmekten diyorum. Değil mi? Öyle yani. Gerçekten öyle <laughs> Gerçekten öyle. Gece yemeği gece yemeği falan derken. Ne seviyorsunuz en çok? Patatesi en hassas noktam. Evet. Hiç bu kanalda böyle şeyler konuşuluyor muydu öyle? Konuşuluyor. Patates en hassas noktam. Her şeyi yerim patatesle. Hem şeker hem nişasta yaşasın diye. Evet aynen öyle. <laughs> püresi, kızartması, her şey. Sizin? Vallahi... şimdi ben artık yaştan dolayı zor kilo veriyorum zaten. Ee, ama ama yemeğince. Veriyorum ama benim en büyük sorunum içkiyle, yani alkolik değilim, sosyal içiciyim ama şeker hastası olduğum için içkiyi hmm. biraz kaçırırsam hemen şişiyorum. Ben de, benim de alkol problemim var yani. yani alkol problemim var mi de alkol için mesela çok hızlı kilo verebilirim ama seviyorum. Ben de. Ben de. Bir de ben Ayvalık'ta yaşıyorum. İyice keyifli. Evet yani. <laughs> ne planlıyorsunuz bundan sonrası için Damla Hanım? Ben size şimdi Damla, siz dedi, isminiz Damla dediniz. Ben hala Damla diyorum size Nasıl peki. Nasıl isterseniz. Hiç fark. Damla daha kolay ama. Ne planlıyorum? Ne planlıyorum? Ya? <laughs> <laughs> çok gerçekten ben öyle planlı programlı giden biri değilim ya. Hani şöyle bir hedefim yok işte ben dünyaya açılacağım işte büyük youtuberlarla de. değil yani olursa evet çok okeyim. Ama böyle planlı programlı bir şeyim hiç olmadı ve şu anda da yok düşününce. Öyle bir insan o değilsiniz. Yok. I -ı. Benim yani. her şeyim planlıdır mesela. İlce, çok özenirim biliyor musunuz böyle her şeyi saat yani çok abartı olmadan saatli ne bileyim yıl içi mesela 2021 için insan kendi bir iki hedef koyabilir mesela. Güzel bir şey bu motive edici bir şey. Bende yok. Benim her sene sigara bırakma hedefim var hiç olmuyor 10 evet, senedir. Yok yani. 10 <laughs> senedir her yeni yıla kerteres koyuyorum ben. 10 senedir asla olmuyor. Bende hiç hedef yok. Zor ama böyle. Ya hmm. daha amaçsızlık zor. Ama. Ya o kadar da amaçsız değilim yani. Mesela şu an için en büyük hedefim bu işimi bu seviyesini önümüzdeki 2-3 sene boyunca koruyabilmek. Hadi keşke daha fazlası olsa ama 2-3 sene sonra bir tık daha büyümüş olurum diye planlıyorum. Onu korumak mesela gidip böyle olmayacak şeyler hayal etmiyorum. Ha olur mu? Olur. Ama benim yani defterimde öyle bir şey yazmıyor mesela, dünya starı olacağım yazmıyor yani. Zaten bence Türkiye'den hiçbir zaman dünya starı çıkmadı. Yani... Bu, bu, bu konuyu da zorlamamak lazım bence. Yani gidip ben Gucci'nin yüzü olmaya çalışmıyorum. Türkiye'de olanın en iyisini yaptığımı düşünüyorum zaten. Babanızın bu kadar asker olmasıyla mı ilişkili acaba? E, disiplin ve düzene karşı olan <laughs> ön yargınız. <laughs> Ama şey ya... Babam da hiçbir zaman bana öyle disiplin ve şey uygulamadı, yani baskı hiç uygulamadı. Ben çok rahat, çok bence şımarık büyütülmüş bir çocuğum. Belli mi bilmiyorum ama hem çok şımarık büyüdüm, rahat büyüdüm. O yüzden bence. Ve öyle devam etmek için elimden geleni yapıyorum ve ya başarılı da gidiyorum bence yani. E şımarıklık konusunda mı? Şımarıklık <laughs> demeyelim. Şımarık olduğumu, şımarık bir çocuk oldum en azından hiç düşünmüyorum ama rahat bir meslek istedim. Yaptım, rahatım. Bunu da devam ettirsem. Babanız hiç demedi mi kızım bu kadar üniversite yolladık seni para pul harcadık bitir şunu diye. Şöyle olmuştu. İlk böyle YouTube kanalımı açtım. İkinci, üçüncü ay falan. Tabii onlara söylemeden açtım ben. Nasıl görmezler falan. Çünkü bilmiyorum ki bu kadar yayılacak. Hani insanlar izleyecek falan. Ben açtım kanalı sonra yayıldı 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 derken ilk annem söyledi böyle bir video çekmişsin falan babam ama söylemiyor bana sonra babamdan bir gün şöyle bir mesaj aldım YouTube kanalımı kesinlikle kapatmamla ilgili ve o okulu bitirmeden böyle bir şey yapamayacağımla ilgili hani niye bilmiyorum normalde arayıp babamı ya babacım hani lütfen biraz daha hani hobi olarak yapayım falan derim mesajı hiç görmemiş gibi davrandım hiç okudum yok. mesaj yok öyle bir mesaj yok bende. O da sonra mesela hiç o konuyu açmadı. Sonra bir süre sonra annem şey dedi, bir süre sonra okul ücretimi kendim ödemeye başladım para kazanınca. Zaten okuyamıyorum. Bir de şimdi niye onları ödedim <laughs> hani? hani tamamen kendi sorumluluğum altına diye. Sonra annem arayıp bir gün böyle yaptı. Artık boşuna para vermesen mi dedi. Hani onlar da çok kabullendi artık altıncı senede. Hani üzüle üzüle bir şekilde. Ama şu an çok mutlular. Gerçekten mutlular yani. E başarı gelince? Evet bir de Arkadaşlarının kızları beni çok seviyor, işte çocukları çok seviyor. Arkadaşları bazen çok seviyor, beni izliyor. Bunları duya duya, evet benim kızım kendini sevdirdi oldu onlarda. O yüzden şu an çok mutlular. İçim ya, rahat. Başarı gelince hiçbir sorun kalmıyor. Evet. Belki başarılı bir psikolog olmayacaktınız yani. Olmayacaktım zaten. <laughs> Olmayacaktım yani. Klinik psikolog mu olmak isterdiniz? O kadarını bile bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani. Pedagog, klinik psikolog. Başka ne var? Çok var aile. Evet de yani hani böyle şeydir ya klinik işte çocuklar. Başka ne var öyle büyük? Ee, şey o zeka testleri yapanlar falan var. Hiç. <laughs> Beni sarmıyor. Ama isteyerek gittiniz değil mi? Ya şöyle oldu. <laughs> Başa dönüyorum. Ben turist deyince çok fazla. <laughs> uluslararası ticaret okuyayım bari dedim. %50 bursa kazandım. Sonra babam geldi dedi ki psikoloji mi okusan? Biz sanki böyle pazarlık yapıyormuşuz gibi masaya oturduk. Psikoloji mi okusan dedi. Benim de o dönem hani gideyim İstanbul'a da ne okursam okuyayım hani. Çünkü bir kapağı Bir yani de. de benim bir yaş büyük 93'lü arkadaşlarımın hepsi gitti bir sene önce. O zamanlar erkek arkadaşım vardı. İlk erkek arkadaşım. O da İstanbul'da. Hani benim koşarak buraya gelmem lazım. Çünkü kaparlar ya çocuğu hani o hangi kafayla. <laughs> Babam ne diyorsa dedim ki ne diyorsan tamam dedim. Ne istiyorsan onu okuyacağım dedim. O zaman psikoloji okuyacaksın dedi. Ben de iki baktım ve güzel hani insanları anlarım şey yaparım biraz ilgilendim falan derken yok yani öyle bir şey benim ilgim yokmuş. Laf da o yani. Şimdi ayrıldığınız erkek arkadaşınız muhtemelen ayrıldığınız için çok üzülüyordur. Yok ya arkadaşız onunla. Lise, lise yani. Olsun canım ha. Ne bileyim sekiz sene dokuz sene geçmiş. Ay evlenecek yakında. Konuşmayalım. <gülüyor> <gülüyor> yok şaka şaka falan. <laughs> yok yok, o çocuk değil diye. <gülüyor> <gülüyor> Diğeri falan. <laughs> evet, diğeriydi. Ünlülerle de siz arkadaşlık ediyorsunuz. Yani Ünlüler dediğim... E, ...hani böyle şarkıcılar bilmem değil mi? Size gelip kendilerini boyatıyorlar filan. Evet, hepsiyle zaten öyle tanıştım ben. Hiç hani böyle hadi buluşalım diye tanışmadım ya da biri tanıştırmadı. Ya videoma davet ettim ya işte Instagram'dan takipleştik o dedi hani videomu çeksek falan. Hep o kameranın önünde tanıştım. Sonra mesela Ece ile çok yakın arkadaş oldum. Merve'yle çok yakın arkadaş oldum. Özgü Ulusoy'la öyle oldum falan. Kimiyle bir daha hiç görüşmedim. Ama hep o kameranın önünde tanıştım. Ben neyi anlamıyorum mesela biliyor musunuz? Siz hani bu işin içinde ve profesyonelsiniz ya sorayım. Bizi mesela çok küçük görüyorlar ya ya da bizim mesela bu paraları kazanmamızı haksızlık olarak görüyor herkes. Ya da küçümsüyor YouTuber diyor. Mesela bazen magazin şey sayfalar, ay magazin programlarını izliyorum. İşte sözde fenomen deniyor mesela bize. Ya da bunları mı konuşacağız falan. Ama herkes aynı zamanda bizim olduğumuz mecraya geçmeye çalışıyor. Bence o söylediğiniz küçümseme meselesi son bir yıldır bitti artık. Eskiden öyleydi ama şimdi bitti o mesele. Sevindim. Çünkü herkes artık buraya gelmek istiyor. Evet işte, onu anlamıyorum zaten. Beni e, bir üniversitede yılın YouTuber'ı seçmişler. <laughs> bir önce bir alışamadım. <gülüyor> <gülüyor> Benden YouTuber mı olur, 50, 50 yaşının geçkin adamdan diye ama oluyormuş yani. Olur. Hiç benim yaşımda insan yok. Cüneyt Bey var, Fa Fatih Bey var, Portakal. Ne güzel ama. Bence güzel bir şey. Çok rakibin olmaması. Benim de yaptığım konsept yok mesela. Yaş çok ama <gülüyor> <gülüyor> yaptığım konsept de yok. Rakibin olmaması güzel mi? Emin değilim ya. Bilmiyorum. Beni benden daha iyi bir rakibim olsa hırslanmazdım galiba. Hani Kim hırslanır ya daha çok diye. Beni biraz düşürebilir. Siz öylesiniz. Ben de tam tersi. Benim tek olmam benim için çok daha iyi. Kendimin daha iyisini yapmaya çalışmaya çok okeyim. Ama... Dışarıdan göründüğü gibi hiç değilsiniz. Mesela ben sizin... E, sizle karşı karşıya ilk defa geliyorum. Siz daha önce hiç karşılaşmadık. Mm -mm. Mesela ben sizinle çok daha hırslı falan bir, birisi olduğunu düşünmüştüm, hep olduğunuzu düşünmüştüm. Ama çünkü orada bir kız var. Danla iş diye bir kız var orada yani. Ben öyle bir karakter koydum ortaya ve o mesela... ...benim gerçekten olmak istediğim kız hep kendine çok aşık, hiçbir şeyi takmayan bir kız o mesela. Çünkü o olmak istiyorum ve onu yaşıyorum kameranın önünde. Ama o değilim. Bir tık oyum ama tabii ki yüzde yüz o değilim mesela. insanlar ben bir yere gittiğimde bana şey diyorlar, ne kadar kibar mısın? E şimdi ben ne yapacağım ki mesela buraya girerken, hello hoş geldin, senin saçın çok çirkin, sen şöyle söyleyeyim. Hani YouTube kanalına baktığınızda böyle bir kız var orada. E şimdi ben öyle bir kız olamam, nasıl olayım? Değilim öyle bir ya kız. Bir de bu sosyal hayat olur mu yani? Heh yani. O yüzden ben orada bir kız yarattım. Danla adında. Çok eğlenceli, hiçbir şeyi takmıyor, kimseyi sallamıyor. Bazen hayatta başına kötü bir şey geliyor ama onu buraya yansıtmıyor. Niye yansıtsın ki? Kimse dert dinlemeye gelmiyor benim YouTube kanalıma. Bazen oyun, bazen o değilim yani. Çünkü mesela bir şey söyleyeyim, ben olmak istediğim insanı izlerim ya da bir şey öğrenmek istediğim insanı izlerim. Ben mesela Danla'yı niye izlerim? Çok güçlü geliyordur bana. Ama aslında Damla o kadar güçlü bir kız değil belki gerçek hayatında. Hatta biri ekşiye yazmıştı. Yine bir olay oldu tabii ki. Yine herkes bana yardırıyor falan. Siz Damla Bilç izliyorsunuz dedi. Damla Aktepe'nin ne yaşadığını bilmiyorsunuz siz dedi mesela. Çok dramatik belki ama çok doğru yani. Tabii ki o kız diyelim tamamen. Keşke olsam. Siz bunu real kişiliğinizle yaptığınız için mutlaka sizden büyük parçalar vardır orada. E, tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Yani i̇şte... tamami yine olsa oyunculuk olur öyle bir şey Hayır, olma ihtimali. Öyle bir şey değil. Yani söylemek istediğim şey o değil. Siz anladınız ne demek istediğimi de. Yani da daha... evet o kızım ama o kızı yaşamıyorum kamera dışında yaşayamam yani hiç arkadaşım falan kalmazdı öyle bir şey olsaydı. <laughs> Bugüne kadar en çok gelen hangi teklif şaşırttı sizi? Bilmem ki Böyle çok gelen çok komik teklifler falan oldu. O anlamda mı şaşırdım? Mesela, Hayır, mesela muavina... atıyorum ne bileyim bir filmde başrol. Ha, başrol gelmedi şimdi. <laughs> Hayır, onun gibi. Yok. ya. Hani böyle wow falan oldum. Hep genelde işimle ilgili olduğu için işte bir marka, ne bileyim bir koleksiyon yaparsın markayla ya da yüzü olursun falan. Hani çok da şaşıracağım bir şey gelmedi. Yani çok komik teklifler geldi oluyor da. Hani böyle şey, oha bunu bana nasıl teklif etler dediğim olmadı. <laughs> İnşallah olur yani. Bana olmuştu. Popstar zamanı, Popstar zamanında bir yönetmen Demet Akbağ'la başrol teklif etti bana. Ben dedim ki Demet Akbağ kabul etti mi bunu? <laughs> dedim ben Demet Akbağ olsam kabul etmem bunu yani. Sonra ne oldu? Çekmedim tabii ki. Yapar mıyım yani? Ben kesin çekerdim. <gülüyor> <gülüyor> Ağırsız gibi. Ben yapmadım. Korkarım ben o şeylerden. Hı, o da doğru. Demet Akfa yani. Boru <laughs> değil yani. <laughs> Peki. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, sizi de Be Benim ön yargılarım yıkıldı size karşı. Öyle söyleyeyim. Umarım seyircilerinde yıkmıştır. yıkılmıştır. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok, çok zevk sevindim ederim. Sağ olun.